Herkese merhaba. Şu an bulunduğumuz yer Timur, Cihan Timur'un tutuklu bulunduğu Connecticut'taki ıslayıvı. Bu ıslayıvı son günlerde iki duruşmada da çok tartışıldı. Tartışılmasının nedeni de özellikle Timur, Cihan Timur'un burada kötü muameleye maruz kaldığıydı. Son duruşmaya baktığımızda özellikle bu arkamda görmüş olduğunuz ıslayıvının kötü koşullar çerçevesinde daha önceden soruşturma geçirdi. Bazı tutuklu kişilerin yine buradaki tutuklulara karşı şiddet uyguladıkları ve bazı yine görevlilere karşı şiddet uyguladıkları belirtiliyordu. İşte yine baktığımız bu noktada duruşmada özellikle Timur Cihan Timur'un burada tecrit edildiği, hatta üstünün soyulduğu, çıplak olduğu, avukatı gördüğünde üstünün kızarıklık içinde olduğu, çizikler içerisinde olduğu belirtiliyordu. Ve hatta buradaki görevliler intihar teşebbüsünde olabilir diye tecrite koyduklarını ve üzerindeki kıyafetleri de çıkarttıkları, her ihtimale karşı kendisine zarar vermesin diye belirtiliyordu. Şimdi buradaki ıslayıvına baktığımız zaman gerçekten de Amerikan hapishaneleri çerçevesinde daha önceden hani problemli bir yer, insan hakları konusunda problemli bir yer olarak geçiyordu. Çünkü burada federal bir hapishane olduğu için genellikle 18 yaşın altında küçük ama ağır suçlar işlemiş olan kişileri buraya koyuyorlardı. Nasıl bu suçlardı? İşte adam öldürmek ya da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 18 yaşın altındaki suçluları buraya getiriyorlardı. Bu ıslayıvında tutuyorlardı. Tabii bu ıslayıvının çok büyük, geniş bir alan içerisinde olduğunu da belirtmekte fayda var. Aslında yine burayı da, bu bölgeyi de biraz anlatacak olursak, bakıldığında karşı tarafında evler var. Normal bir yaşantı devam ediyor. Yani cezaevinin karşı tarafında bir mahalle var. O mahallede de tamamen yaşantı devam ediyor. Ama cezaevinin içine bakıldığında Amerikan bayrağıyla birlikte buranın Adalet Bakanlığı'nın, adaletin simgesinin bayrakları da asılmış durumda. Ve yine buranın özelliklerine gelecek olursak da neden bu kadar hani problemli? Daha önceki medyaya yansıyan konulara bakıldığında özellikle 2020'li yıllarda burada bir mahkumun iki gardiyana yönelik, infaz koruma memurlara yönelik saldırısının olduğu, bu saldırının da diş fırçasının ucunu sivrilterek iki görevliye saldırdığı, bir nevi ölümden döndüğünü belirtiyorlardı. İşte o yüzden de buradaki cezaevi koşullarının ve gelen mahkumların ağır olduğu konuşuluyor. Timur Cihan Timur'un duruşmasında da ön plana çıkartılan bunlardı. Böyle bir yerde bulunmaması gerektiği üstüne basa basa savunma avukatları dile getirdi. Fakat buna karşılık orada baktığımız zaman savcı tam tersini söyledi. Tam da ait olduğu yerde, çünkü işlediği suç büyük bir suç, bir insanın ölümüne sebebiyet verdi ve oradan da kaçtı. Kaçtığı için de suçu burada daha da ağırlaştı. O yüzden de ait olduğu yerdedir dedi. Ve yine savcı yapmış olduğu konuşmasında içerideki cezaevinde kütüphanenin bulunduğu, revirin bulunduğu ve bununla birlikte de psikologların bulunduğu, eğer durumunun kötüyse psikologlardan yardım alabileceğini belirtti. Şimdi tekrar biz buraya gelecek olursak, buradan içeri artık bizim girişimize izin verilmiyor. Sadece bu alana kadar çekim yapmamıza izin veriliyor. Buradan sonrası da yasak alan olduğu belirtildi. Bize de sadece burada çekim yapabileceğimizi altını çizildi. Buradan öteye gidip de eğer ki biraz daha cezaevini göstermeye kalktığımızda kesinlikle çekim yapamayacağımızı belirtildiğini sizlere söyleyerek bu videoyu burada sonlandırarak hoşça kalın diyorum.